İfadeydi. Şimdi bizim tabii Antep'teki organizasyonda TTMD ile beraberdik. Bir de benim ufak bir istirham olacak. Ben dikkati çok çabuk dağılan biriyim. 5 dakikanızı rica edeceğim. Fazla değil. Biraz dikkati buraya alabilirsem rica ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. İstirham edersiniz. Şimdi biz TTMD'nin İstanbul'daki organizasyonunda, daha sonra Ankara'daki organizasyonunda, şu anda İzmir'de ve onun dışında da TTMD'nin il bazında yaptığı tüm seminerlerin tamamında sadece maddi olarak destek olmayı bırakın, birebir arkadaşlarım aktif olarak içinde bulunma gayreti içerisinde oldular ki ben birebir takipçisi oldum bu faaliyetlerin. Neden? Çünkü Türk Tesisat Mühendisleri Derneği fevkalade amacına odaklanmış, gereksiz angajmanlardan uzak, hedefleri, ilkeleri belli, ne yapmak istediği belli, iklimlendirme sektörü için neler getirmek istedikleri belli olan, bunları yaparken de fevkalade subjektif kriterler üzerinden hareket eden ve hak ettiği saygınlığa ulaşmış bir kurum. Ama Tesisat Mühendisleri Derneği'nin yanı sıra Sayın Başkanım Profesör Doktor Birol Kırkış'ın da bu dönemde üstün gayretleri de bizlerin tabii dikkatini çekti. Ve ben açıkçası sadece tabii TTMD'nin değil, 20 ay önce şirkette kontrolü aldığım dönemde başladığım itibaren bütün arkadaşlarım, İçinde bulunduğumuz bütün STK'lardaki, her komisyonlardaki faaliyetlerini en az onların tanımlanmış iş kriterlerini, performans değerlerini nasıl ölçüyorsam öyle ölçtüm. Benim için o derece önemlidir. Neden? Çünkü eğer bizler toplum için iyi olan bizim için iyidir anlayışını benimsemezsek, onun yerine bizim için iyi olan zaten toplum için de iyi olur, şahsi menfaatlerin peşinden koşmaya devam edelim zihniyetini devam ettirirsek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız mümkün değil. Bugün TTMD bunu başarmış bir kurumdur. İnşallah TTMD gibi saygın, omurgalı, ne yaptığını bilen planlı programlı kurumların faaliyetlerine desteklerimiz katlanarak devam edecek. Şimdi bazen duyuyorum işte Aldağ'ın 50. yılıydı bu sene, şu daha neler göreceksiniz. 50. yıl başlangıç. Ha? Diyeceksiniz ki her şey o 50. yılla başladı. Bize ait olanı toplumun yararına vakfetme anlayışını oturtmazsak, onun yerine topluma ait olanı kendi çıkarıma, kendi amacım için kullanma anlayışını takipçisi olursak, biraz hemen söylediğim muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız mümkün değil. Bunun takipçisi de tabii ki devlet değildir. Bunun takipçisi tabii ki odur da, ama asıl sivil toplumun ta kendisidir. Bilinçli vatandaşın ta kendisidir. Dolayısıyla çeyrek asırı deviren Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin bugüne kadar, kurulduğu günden bugüne kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün hayatta olmayanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor, sektörümüzü bekliyor, TTMD'yi bekliyor, darısı diğer STK'ların da başına. Yeter ki istesinler, biz buradayız. Ama bak, kuru kuruya değil. Yeter ki yapılan somut o planlamaları görelim. Ha, desinler ki planlamayı yapamıyoruz, gelin planlamayı yapın, onu da yapalım. O proaktifliği de gösteririz. Ama yeter ki ana felsefe şu: ben değil biz. Bu olduğu sürece bu ülkenin yapamayacağı hiçbir şey yok. Emeği geçen çeyrek asırda bu dernekte, bu kurumda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Vakit ayırdınız, başınızı ağrıttım. Ben mikrofonu severim. Tamam mı? Bir an evvel bırakayım.
Karnınız da acıkmıştır. Yemeğinize devam edin. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Bizleri davet edenlere teşekkür ederim. Sağ olun.